Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Total Futbol'un yeni bölümünde birlikteyiz. Arkadaşlar artık ne içerik çekeceğimi gerçekten yani bulamıyorum. Aklıma saçma sapan bir içerik geldi arkadaşlar. Kurtuva'yı forvete alsam dedim. Şimdi bu adam 2 metre adam arkadaşlar, tamam mı? Haaland kardeşimiz de kısa bir kardeşimiz değil. 1-2 metreye yakında bu var. Yani Haaland'ı kaleye koysam, Kurtuva'yı da forvete koysam nasıl iş yaparlar? Biliyorsunuz özellikleri 40'a düşüyor. Yani bütün özellikleri düşüyor arkadaşlar oyuncuların. Bayağı 40'lık bir oyuncu olmuş oluyorlar. Boş bir oyuncu olmuş oluyorlar ama olsun, deneyeceğim arkadaşlar bu ikiliyi bu şekilde. Yenilirsek de yapacak bir şey yok yani. Maç kaybetmiş olayız ama hani elimizden geleni yapacağız. Yenilirsek de sebebi muhtemelen Haaland'ın kalede olması olur arkadaşlar. Çok güçlü bir rakip gelirse karşımıza belki o bizi biraz zorlayabilir. Bunu bir denemek istedim arkadaşlar. Önceki videonun kadrosuyla aynı kadro var. Rodri Modric ikilisiyle oynuyorum orta sahada. 5-2-3 dizilişiyle oynayacağım. Mbappe Van Persie ikilisi beslemeye çalışacak Kurtuva'yı. İkinci yarıda iki forvet oyuncusunun değişikleri gelir. Muhtemelen bir kanada Osimhen, bir kanada Messi alırız. Kurtuva'yı oyundan çıkartmayacağım arkadaşlar. Çıkartmamaya çalışacağım. Çok ekstra durumlar olmadıkça. Rakip de muhtemelen şaşırdı. Çok güçlü bir rakip geldi karşımıza. 4-2-4 dizilişini kullanan, 4-2-4 dizilişiyle oynayan bir rakip var arkadaşlar. Bakalım, göreceğiz şimdi. Neler olacak, neler yapacak rakibimiz. O rakibin kadrosu da ekrana gelsin. Mbappe, Muani, Olis, Diaby. Bayağı böyle full hızlı oyuncuları kullanmış rakip arkadaşlar. Muani ile de muhtemelen kafa toplarına, hava toplarına falan çıkıyor. Bir tane böyle güçlü oyuncunuzun olması iyi olabiliyor arkadaşlar. Derken Fransa takım etkisi kullanıyor galiba. O işte, ona dikkat etmedim arkadaşlar ama. Yo, Fransa takım etkisi de gözükmüyor şu an yukarıda. Yani böyle üst üste Fransız oyuncuları görünce acaba Fransa'ya takım etkisi mi kullanıyor dedim. Rabiot'u falan görünce arkadaşlar. Muani, Mbappe falan. Diaby de Fransızlıydı galiba. Fransızdı galiba. Tam hatırlayamadım ama neyse. Şimdi görürüz arkadaşlar. Van Persie ceza sahası içinde muhteşem döndü. Robin vurdu kaleci. Kurtuva forvette. Yani kafa top falan vurabilirse vuracak arkadaşlar. Şu an Kurtuva ceza sahası içine yeni girdi. Robin Van Persie. Robin. Biraz işte Kurtuva'ya oynama isteğimden vazgeçmem lazım. Biliyorsunuz ben bir oyuncuya böyle taktım mı tüm pozisyonları yiyoruz. Amacımız bir taraftan da yenilmemek arkadaşlar yani. Hani o yüzden gol de atmam lazım. Şimdi verdim Kurtuva'ya. Kurtuva rakibi geçebilir mi? Of! 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 Kurtuva. Çok değişik ve ilginç bir hareket yaptı arkadaşlar o bölgede. Kurtuva. Oh! Ön direkte. Şimdi var ya, kafayı vurur mu bilmem arkadaşlar. Kurtuva. Kurtuva! Ah be! Çerçeveyi bulamadı. Tabii kafa vuruşu falan biraz zayıftır illaki bu oyuncunun. Çok da yadırgamıyorum ama gerçekten bir fizik abidesi var arkadaşlar forvetimizde. Görüyorsunuz yani böyle deli danalar gibi duruyor ileride arkadaşlar. Van Dijk ceza sahasına, dikkat! Haaland. Adam Haaland olduğunu bildiği için kalede gördüğü yerden vuracak. Arkadaşlar böyle de bir kronik sorunumuz var. Ben böyle kaleciyle oynadığım başka videolarda rakiplerin bazıları dikkat mi etmiyor, ne yapıyor? Vurmuyorlardı arkadaşlar. İşte o yüzden atabildiğimiz kadar gol de atmamız gerekiyor bir yerde. Arkadaşlar şimdi Kurtuva bırakmak istedi, olmadı. Bir de merkezde oynayan oyuncu çok fazla atağa katılamayabiliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar derken şimdi acele ettim. Vallahi gördük Kurtuva ceza sahasını, heyecanlandık. Uzak bölge boş. Aradan bırakırsa tehlike, bıraktı. Lan. Haaland senin ben. Alacağın topun. Topu uzanıp top tutana kadar gitti arkadaşlar. Olis attı rakipte. Evet. İzletecek mi dedim, izletmedi. Rakip. Şimdi Rodri bıraktı. Kötü bir pas. Rakipten de geldi aynı şekilde kötü bir pas. Havadan bırakıyoruz. Kurtuva verdi. Robin Van Persie. Top geçmedi. Rodri, Modric, Van Persie bıraktı Kurtuva'ya. Kurtuva vur! Kurtuva! Kurtuva yazdı golü. Reis yazdı golü. Şöyle bir görelim Kurtuva'yı. Abi inanılmaz ya. Türkiye formasıyla forvette gol attı Kurtuva. Yani yaşanılabilecek hayattaki en garip olaylardan bir tanesi olsa gerek Kurtuva. Bunu biz başka bir kalecide daha yapmıştık arkadaşlar. Altay'la yapmış mıydım hatırlamıyorum ama. Bir kale... Abi! Aferin lan! Aferin lan Haaland!
Aferin lan Anad. Bu arada rakip Fransa takım etkisi kullanmıyorum. Şimdi 8 seviye arkadaşlar. Evet. Yani takım full art full Fransız. Şimdi gördüm. İndir bunu. Kurtuva kafa toplarını indiremiyor. Beklediğim etkiyi, performansı veremedi. Ama tabii oyuncunun özellikleri 40'a düştüğü için arkadaşlar. Of be. İndirebileceği varsa da indiremiyor olabilir. Arkadaşlar bence bu kadar bile kurtarması iyi bir şey yani Haaland'ın. Haaland'ı eğer böyle performansı bu şekilde devam ederse kaleci olarak kullanalım. Biz çok güzel kestik topu. Şimdi Mendy muhteşem sıyrıldı rakibinden. Pasını da verdi. Mbappe uzak köşeyi görür müyüz? Göremedik. Hadi oğlum şimdi. Van Persie muhteşem bir pas diyecektim. Bitirdi. Hoca bitirdi arkadaşlar. İkinci araya geçiyoruz. İkinci araya değişik yapmadan geçiyorum. Kurtuva bir tane daha öyle valla şeye bulsan güzel olur kardeşim gerçekten. Şimdi verdik. Kurtuva aradan oynadı. Robin. Ah benim hatam. Oyun kurgusunu çok iyi yapamıyorum arkadaşlar bu maçta. Öyle bir sorunum var. Şimdi Kurtuva bakıyor. Mbappe aldı yaz bunu işte bu. Kurtuva asistini de yapmış sayıldı diyelim arkadaşlar. Tam anlamıyla bir asist olmasa da bir gol bir asist gibi bir performansı oldu. Belki de asist saymış bile olabilir yani Kurtuva'nın pozisyonunu. Bilemiyoruz tabi arkadaşlar. Ceza sahasına dikkat abicim. Gördüm bu adam bomboş. Bir orta gelecek gibi Kolo Muani. Öyle bir şey olmadı. Rabio. Rabio. Yerden pas. Mbappe. Valla güzel oynadı. Tebrik ederim. Yani bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Burada rakibe. Gol sevinçlerini o da izletiyor bize. Rakip de izletiyor. Durum 2-2 oldu arkadaşlar. Ne yazık ki maçta eşitlik var. Şimdi ver oğlum. Kurtuva'ya. Kurtuva. Ver Mbappe'ye ver. Lan Mbappe. Evet. Orta saha değişikliği lazım olacak gibi. Arkadaşlar şu anki görüntü bu yönde. Dumfries. Ver abicim. Modric oyna. Kurtuva. Bıraktı. Robin Van Persie. Robin. Bir fake. Ardından şut kaleci ya. Kaleci inanamıyorum. Hadi oğlum Kurtuva. Hadi oğlum Kurtuva. Haydi. Geldi mi? Şuraya. Direkt şöyle açarsam Kurtuva koşar diye düşünüyorum. Yanında koşmaz inşallah. Yanında koştu. Mbappe'ymiş o. Mbappe vuramıyor arkadaşlar. Kafa vuramıyor ya. Gerçekten bu oyuncunun böyle bir sorunu var. Şimdi Kurtuva bıraktı. Robin kaleci. Artık değişiklik zamanı. Değişiklik zamanı. Basabildim mi bilmiyorum değişikliği ama. Değişiklik şart arkadaşlar. Basmışım. İki orta sahamda değiştirmem lazım. Casemiro, De Jong ikilisi girsin. Osimhen girsin. Darwin Núñez girsin. Uzunlar takıma girsin arkadaşlar. Hava toplarıyla iş yapacağımızı düşünüyorum. Kaç değişikliğim oldu? Bir değişik hakkım daha var. Lucas Vazquez'de Dumfries değişikliği de yapıyorum. O bekten bindiririz arkadaşlar. Hiç yoktan. Mendy diğer tarafta bir şekilde işleri halleder. Bir uzak direk koşusu yapacağız arkadaşlar. İçeriye çevirmeye çalışacağız. Arka direğe gidecek pasımız. Eder Militao indirdi. Ah. Darwin Núñez offside. Zaten kaleci de alıyormuş. Biraz dışarı çevirmek istedim aslında ama olmadı. Olsun. Bakalım Kurtuva inşaat dayanabilirsin kardeşim 90 dakika. Ölürsen işimizi görmezsin yani. O açıdan bir sıkıntımız var ama bakalım. Yani en büyük problemimiz bu oluyor. Bu tarz denemeler yaptığımızda takımlarla. Şimdi Kurtuva ceza sahası içine. Orta Darwin Núñez. Núñez'e gitti olmadı. Şimdi Osimhen. Bir orta daha gelecek. Yine Darwin Núñez'e gitti. Yine Darwin Núñez'e gitti. Arkadaşlar. Paul Pogba. Kylian Mbappe. Hızını konuşturmayı deneyecek rakip muhtemelen. Çok güzel. O oyalanıp içeri bakarken biz topu çaldık ama pasın nasıl nereye gitti anlamadım ya. Gerçekten yönünü öyle seçtiğimiz için yönünü biraz yanlış seçtiğimiz için saçma sapan bir yere. Çok güzel. Hadi oğlum. Hadi Darwin Núñez. Darwin. Bakıyorum ceza sahası içinde. Osimhen var. Osimhen. Lan. Kurtu alır mı? Alamadı ya. Uf arkadaşlar. Aman aradan kaçmasın. Mbappe kaçmasın aradan. Çok güzel. Çok güzelsin. Ver şimdi Kurtuva'ya. O da dönsün. Dönemedi. Ver abi. Ver abi. Abi ver abi. Yanlış yerlere verme ama. Yanlış yerlere verme. Darwin Núñez. Darwin. Çok güzel döndü be. Paşam benim be. Kurtuva'ya. Kaleci. Kurtuva bizi ipten alır mı diye çabalıyorum da. Yani muhteşem bir son olurdu gerçekten. Kurtuva bizi ipten alsaydı. Şimdi kalecimize kadar döndü.
pozisyon. Ya çok yanlış. Çok yanlış bir şey. Dibine kadar bastığım yerde o kadar zayıf vurmamalısın kardeşim. Evet, ilk yarının son dakikaları. Aman. Evet, biliyordum yani rakibin öyle bir çekeceğini. Ona göre savunma yaptık. Derken hocam ben ölem. Ben ne yapam? Yani 91. dakika. Hoca da maçı bitirmedi. Bu pas nasıl geçti oradan ya? Bir izleyelim Allah rızası. Şurada zaten ben savunma yaparken yanlışla pas verdim. Şuna bak ya. Van Dijk resmen maç sattı arkadaşlar son dakika. Kalede Haaland'ımız var malum. Olmadı yani. 3-2 bitti. O döbeste yenildik arkadaşlar. Gerçekten yenilmemem gereken bir maçtı. Yenilmeyebilirdik ama bu kadar oldu. Kurtuva tarihi yazabilirdi. Neyse arkadaşlar. Kademe koruma kaybı koruması mı ne etkinleştirilmiş işte. Lemar, Correa ve Joao Felix'te birini seçecekmiş. Bir bakayım bu ödül neye göre verdi acaba bu? Şu anda etkinlik böyle bir günlük mücadele ödülü falan mı var? Yok. Allah Allah. Biz bu ödülleri nereden alıyoruz hocam? 95 bunlar kiralık mı? Oo 3 yıldız 25. seviye 7 günlük. Felix, Correa, Lemar. CF. Arkadaşlar oyuncular bu şekilde. Oyuncuların içeriğini göremiyorum. Ama Felix'i denemek isteyebilirim. Felix'i alalım şurada. Felix takımımıza dursun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani Kurtuva Haaland değişikliği bu şekildeydi. Ancak bu tarzda yararlanabilirseniz yararlanıyorsunuz oyuncudan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka Total Football videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.